Sevgili seyirciler, mutlu akşamlar diyoruz. Memleketimin sorun ve gündemi, belki de önünü açacak formülleri konuştuğumuz büyüteç programlarına yaklaşık 3 haftalık aranın ardından yine USMER platformunun katkılarıyla başlıyoruz. Yazın sıcağı, kışın soğuğu demeden yolumuza, rotamıza devam ediyoruz. Çünkü sizlere söz vermiştik, sadece bugünü değil neler olacağını, çözümü ve rotayı sizlere anlatmaya 17. yılda da devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bu akşam gerçekten önemli konuklarımız var. Dijital çağı yaşadığımız herkesin malumu. Endüstride, sanayide artık her alanda yaşamımızın bir parçası. Vazgeçemediğimiz telefonlarımız, tabletlerimiz bile belki bu akşam konuştuğumuz gündemin önemli başlıkları olacak. Çünkü onlarda da güvenlik sorunu yaşıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Şahsi bilgilerimizin çalınıp çalınmaması, resimlerimiz, banka bilgilerimiz, karma karışık bir sistem aslında. Zor bir konuyu ele alacağız ama olsun. En azından çözümü belki de sunacak konuklarımızla, belki rahat nefes alacağımızla bir geceyi birlikte yaşayacağız. Bir kez daha Büyüteç programına hoş geldiniz. Endüstri 4 genel ana başlığımız bu. Endüstri devriminin, sanayi devriminin 1-2-3. Halkalarının son hamlesi Endüstri 4 başlığıyla hepinizin malumu kabul ediliyor. Ve Endüstri 4 çerçevesinde bilgi, teknoloji, 1-2-3 sanayi devriminin bileşkeninin artık tamamen bir entegrasyonu, bilişimin buraya iç içe geçirilmesi, sanıyorum ilk Almanya'da ortaya atılan bir başlıklı değerli konuklarımız belki onun ayrıntılarını sizlere sunacaktı. Bunu anlatmaya çalışacağız. Biraz buradan da yola çıkarak geleceğimizi nasıl şekillendirmemiz gerekir gibi sanki bir başlık da ister istemez doğacak. Onun için çok sözü de uzatmadan ben konuklarımıza dönmek istiyorum. Yoğun siyaset argümanlarının dışında hakikaten özel belki de bir gündem sayılacak ama son derece önemli. KOBİ'ler bizi dinlesin. Sosyal yaşamı, iletişimi, teknolojiyi bir şekilde yakalayan herkesin özellikle dinlemesini istediğimiz, izlemesini istediğimiz bir yayın periyodu. Stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımız var. Sayın Hasan Ataman Yıldırım bu akşam bizlerle birlikte, bilgisayar yüksek mühendisi başlığıyla bu akşam stüdyomuzda, değerli komutanımız biliyorsunuz. Yayınımızı, kanalımızı takip eden konuklarımızın yakından tanıdığı isimlerden biri. Sayın Yıldırım hoş geldiniz, iyi akşamlar diyoruz. İyi akşamlar. Birazdan ana gündem için tekrar size döneceğim. Sayın Rüştü Arseven bu akşam bizlerle birlikte. TÜBİFET yöneticisi kendisi. Esasen belki de özel araştırma çalışmalarının toplandığı bir TÜBİFET'in içinden bize son notları, son bilgileri aktarmaya çalışacak. Sayın Ömer Özer bu akşam bizlerle birlikte. Dijital stratejist, başlık önemli ama bir de bunun yanına hukukçu kimliğini de eklememiz gerekiyor ki her ikisinin belki birlikte konuşulması daha faydalı olacak. Uyarıları da belki olacak. Aman yapmayın şunu diyeceği belki notlar olacak, onu da alacağız. Siz de hoş geldiniz. Sayın Levent Karadağ yine bu akşam bizi kırmayan isimlerden bir tanesi. Dijital stratejist ama hukuki kimliği, hani biraz geleceğimize dair notlar dedik ya, fütürist kimliğiyle de sıfatla da bize belki yol yöntem gösterecek. Biraz fütürizm Türkiye'de yeni kavramlardan biri sayılıyor. Hani ne iş yapar diye seyircilerimiz soracaktır. Onu da yanıtını ilerleyen dakikalarda almaya çalışacağız. Ve Sayın Aykut Seyrek de işte bütün bu konuklarımızın anlattığını yaşama geçiren teknolojik grup yöneticisi olarak stüdyomuzda. Sayın Seyrek, siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar diyoruz. Konuklarımızdan anladığımı ama Ömer Bey, diyoruz ki ya bu kadar çevrelemişse bize her şey, özel hayatımız, yaşamımız nasıl korunacağız? Şimdi şehir değiştiriyoruz. Buradan kalktık. Örnek veriyorum sadece. Niğde'nin Bor ilçesine gittik. Akıllı telefonumuz yanımızdaysa şehre girer girmez daha. Yani Bor ilçe sınırına hoş geldiniz. O Bor ilçesinin X tıp merkezi diyor ki check-up bizde ücretsiz, gel. Domatesin fiyatı düştü, gel. İşte bugün halk günü var Bor'un merkezinde. Yine sanki gel. Diğer günlerde krallara hizmet veriyorlarmış gibi bir halk günü kavramı çıktı. Veya Sayın Hocam önemli bir örnek verdi, işte Facebook vesaire 1,5 içinde kalıp şimdi Facebook'tan mesela o bildiriminizi bir toparla bana geri gönder dediğinizde, içine yüklediğiniz şeyi öyle bir arşiv gönderiyor ki CIA'in
neredeyse şiflediği, afişlediği bir dosya halinde sizin karşınıza çıkabiliyor. Neyi beğenmişsiniz, neyi sevmişsiniz, neyi paylaşmışsınız, neden hoşlanırsınız? Kendi elimizle veriyoruz. Tabii son tartışma biraz bunlara göre daha düşük. İşte takside bile biz kameranın olup olmayacağını, ki İstanbul Barosu'nun örneğin bir hukuki mücadelesi var. Ne yapacağız Ömer Bey, nasıl korunacağız? Siz de tabii bir teknoloji uzmanısınız, bilgisayar mühendisisiniz. Evet. Aynı zamanda hukukçusunuz, buyurun. Şöyle buna girmeden önce Levent Bey'in söylediğine bir ek yapmak istiyorum. Aykut Hocam da çok güzel bir şey söyledi aslında. Eğitim, her şeyin temeli eğitimde başlıyor aslında. OECD'nin okuduğum bir araştırma raporunda şöyle bir bilgi veriyordu. OECD ülkeleri arasında yapılan PISA diye bir örgüt var aslında. Eğitim Araştırma Örgütü. Bu hatta geçen yıllarda haberlerde çok fazla çıkan bir konuydu. PISA örgütü şunu yapıyor. OECD ülkeleri arasında 15 yaşına kadar olan çocukları fen ve matematik bilgisi ve bunları hayata nasıl uyarladığı konusunda bir teste tabi tutuyor. Ve bunu ülkenin rastgele olan belli bölgelerinden değil de rastgele olan bölgelerinden öğrencileri seçerek yapıyor. Burada 50-55-56 ülke arasında biz genelde 48-49. çıkıyoruz. Hatta bazen 50 çıkıyoruz. Bazen 42'lere yükseliyoruz ama fazla yükselemiyoruz. Yani 40'ın üzerine hiçbir zaman çıkamadık şu ana kadar. Burada ilginç olan konu şu. 1-2-3 olan ülkeler Finlandiya, Japonya, Çin gibi ülkeler sürekli bir değişiklik gösteriyor. Şimdi Japonya'nın eğitim sistemine bakıldığında aslında şöyle bir bilgi var. 5 yaşına kadar çocukları teknolojiden uzak tutuyorlar. Çocuğu doğada büyütüyorlar. Bu aslında dünya genelinde görmüş bir kabul galiba. Evet. Yani bunu bir tespit edelim. 5 yaşına kadar uzak tutacağız. Uzak tutuyoruz. Aslında burada hani uzak tutmak, radikal bir uzak tutmak diye algılanmamalı. Belki yeri geldiğinde kısmi tanıtma açısından da veriliyor olabilir ama Japonların dayandığı konu şu aslında. Siz birinin eline bir tableti, bir akıllı telefonu, bir bilgisayarı bir küçük çocuğun eline verdiğiniz noktada onu öğrenmesi 3 saat. Ama beyaz bir kağıdın üzerine kare, üçgen, daire çizmesi belki de 3 ay. İlk önce onu çizebilmeli, onu öğrenebilmeli, teknolojiyi zaten öğrenebilmeli. Güzel bir örnek, evet. Dolayısıyla aslında bizim ülke olarak da buna biraz değiniyor olmamız, bunun altının çok doğru dolduruyor çok olmamız gerekiyor. Evet. Yani biz bunu doldurabilirsek eğer, sonrasında zaten peşi sıra Endüstri 4.0'da gelecek, teknolojide gelecek, bilişim suçları daha da azalacak. Dolayısıyla aslında bunun biraz da temelini doldurmak lazım. Şimdi sorduğunuz soruya gelecek olursak... Çok karışık sordum biliyorum ama... Evet, aslında hepsini toparlayacak çok güzel bir kanun var. Öyle mi? Peki. Yeni çıktı aslında. 2016'nın Nisan ayında çıktı. Kişisel verilerin korunması kanunu diye bir kanunumuz çıktı. 6698 sayılı bir kanun. Bu özellikle 108 sayılı bir sözleşme vardı. 1985 yılında Avrupa Konseyi tarafından yapılan ve Türkiye'nin de buna taraf olduğu bir sözleşmeydi ama o dönemlerde ülkenin içinde bulunduğu karmaşıklık sebebiyle aslında biz ona taraf olduk ama kendi iç hukukumuzu uygulayamadık. Çünkü uluslararası hukuk açısından bakarsanız uluslararası mecralarda taraf olduğunuz sözleşmeler, direktifler ve benzeri mevzuatları iç hukukunuza geçerli olabilmesinin tek yolu uygun bulma kanunu çıkarmaktır. Biz bunu çıkaramadık çünkü Türkiye'nin içerisinde bulunduğu süreç sebebiyle. Daha sonraki süreçte Avrupa Birliği, bu sefer konsey değil birliği, 95-46 sayılı bir direktif çıkardı. Ve bu direktifle tüm Avrupa Birliği ülkeleri kişisel verilerin korunması açısından bir standart oluşturdu. Ve biz özellikle Avrupa Birliği'ne serbest vizesiz seyahat kapsamındaki ödevlerimizden biri buydu. Ve kişisel verilerin korunması kanunu 2016 Nisan ayında geçirdik. Aslında bu sektör açısından, kurumlar açısından çok fazla konuşulan, çok fazla gündem olan konulardan biri. Çünkü ciddi yaptırımları var, para cezaları, hapis cezaları gibi ağır yaptırımlara tabi. Ama vatandaş bunu şu an bilmiyor. Çünkü bunun çok fazla yansıması olmadı halka. Şu anda her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir hakkı var. Hangi kurumda, hangi verisinin saklandığını sorabilir, öğrenebilir. Eğer cevabını alamazsa kişisel veri koruma kurulu kuruldu. Kurula şikayet yolunu açıyor bu kanun bize. Seçebilir. Evet, dolayısıyla... Az önce söylediniz, siz X bir ilçeye ya da X bir AVM'nin içerisine girdiğinizde size böyle bir mesaj geliyorsa sizin veriniz bir yerlerde var. O olan yere bunu sorabilirsiniz. Bunun oradan silinmesini talep edebilirsiniz. Bunun oradan kaldırılmasını talep edebilir misiniz? Ve hatta bu verinin nerelerle paylaşıldığını da öğrenme hakkına sahipsiniz. Dolayısıyla hani bu farkındalığın da olması bence çok önemli. Çünkü benim de
başıma geldi ve her ortamda da gidip anlattığımda da böyle genelde insanlar buyurun. Bizim de başımıza geldi denen bir olay var. Buyurun Ömer Bey. İnternet sağlayıcının abonesiyim. İsmini vermeyeyim. Evet. Şimdi abonesi olmama rağmen bana sürekli gelen bir mesaj vardı. Başka bir abonenin numarasıyla benim numaram karışmış. Ve bana sürekli bu mesaj geliyor. İşte Zeynep Hanım, gelen mesajda soy ismini de söylemeyeyim. Zeynep Hanım, işte aboneliğiniz, borcunuzu ödeyin. Şimdi her seferinde bu mesaj geliyor. Zeynep Hanım, borcunuzu ödeyin. Bir ay sonra ödeniyor. Teşekkür ediyoruz. Bir daha borcunuzu ödeyin. Şimdi artık evde hanımla beraber biz Zeynep Hanım'ı dert etmeye başladık. Yani sürekli Zeynep Hanım borcunu ödedi mi ödemedi mi diye. En sonunda artık Zeynep Hanım borçlarını ödemedi ve en son icra takibi başladı. O noktada yine bana mesaj geldi. İcra takibi başladı diye. Hanım dedi ki biz böyle borcunu ödeyelim de bari icra takibi olsun. Neyse nihayetinde bir ay sonrasında Zeynep Hanım borcunu ödedi ve hat kapandı. İki ay sonra beni bir dernekten Zeynep Hanım diye aradılar. Şimdi bu bana tanımış çok güzel bir hak, bu kanun. Ben o internet sağlayıcısını arayıp benim verimin nerelerde paylaşıldığını öğrenme hakkını bana sağlıyor. Dolayısıyla herkes açısından da bu çok önemli. Endüstri 4.0 diyoruz. Gelişen teknolojiler diyoruz. Bu kanun diyoruz. Onları da kapsayacak mı? Yani benim Facebook'u mu, Twitter'ı mı, bu yeni teknolojileri? Herkesi kapsıyor. Tabii şimdi orada uç noktada yani bir yasal açık var gereken... mı? Bir kurnazlık yapılır mı? Hani insan ister istemez bu sorular aklına geliyor. Evet, genelde şimdi hukuku... Yani, mesela işte aynanın karşısına geçtim. Ultrason yaptım kendime. Evet. Doktoruma gönderdim. Hani o arada o benim ultrasonum biriyle paylaşılır mı? Benim istemediğim başka bir hastaneye mesela gider mi? Ben bu kanun vesilesiyle hesabını sorar mıyım? Evet. Eğer şirket, yani o hizmeti size sağlayan şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyorsa ve Türkiye'de bir muhatabınız varsa sorabilirsiniz. Şimdi uluslararası tarafı bizim özellikle geleceğimiz ilerleyen konularda da geleceğimiz noktalardan biri de o. Uluslararası mecralarda bizim işbirliği yapıyor olmamız lazım. Ülkeler açısından böyle bir konsorsiyumun içerisinde bulunuyor olmamız lazım. Çünkü biz uluslararası mecralara çıktığımız noktada aslında tıkandığımız nokta orası oluyor. Yani şunu mu anlıyorum? Yurt dışında olan bir şirkete... Avrupa İnsan Hakları bildirgesi vardır, ülkeler onaylar. Evet. Öyle bir şeye mi ihtiyaç var, onu mu anlayalım? Evet, aslında özellikle yani bilişim temelinde. Suçları açısından, bilişim güvenliği açısından uluslararası herkes tarafından kabul edilen ve herkesin de bunun içerisinde bulunduğu bir konsorsiyumun kapısını aralıyor olmamız gerekiyor Türkiye olarak. Aslında bunu mesela Çin şu anda yaptı. Çin kendi ülkesi için siber güvenlikle alakalı bir mevzuat çıkarttı. Diğer başka ülke mesela İngiltere keza buna benzer bir mevzuat yeni çıkardı. Bizim de aslında bu mevzuatları çıkarıp bu ülkelerle bir konsorsiyum içerisinde olmamız lazım. Çünkü dünya buraya gidiyor. Şimdi Çin onu yaptı diye dünyadan deyim yerindeyse tekme yiyor. İşte kapalı ülkesiniz, evet, olsunuz ama evet. Aslında öyle değil diyorsunuz siz. Evet, bir aslında, koruma kalkanıdır. Evet, aslında ülkenin kendisini koruma kalkanı. Çünkü bugün savaşlar artık kılıçlarla, tüfeklerle, silahlarla, olmuyor, tanklarla doğru. Olmuyor. Artık siz siber dünya üzerinden ülkeleri durdurma noktasına gidiyorsunuz. Ya, hatırlarsanız Rus uçağı düşürülmesinin hemen akabinde Türkiye'de bir hafta boyunca .tr web sitelerinin hiçbirine gidilemedi. DOS dediğimiz yani yoğun şekilde istekle yapılan bir atakla Türkiye'deki web siteleri durdurulacak noktaya geldi. Şimdi bunu daha global düşünün. Elektrik sistemlerimiz var, bilişim banka sistemlerimiz var, sağlık sistemlerimiz var. Globalden bir atakla siz bir ülkenin sağlık sistemini durdurursanız, elektrik sistemini durdurursanız, finans sektörünü durdurursanız zaten ülkeyi bitirmiş olursunuz. İngiltere yani atak başarılı olmuş olur. Bu bizim bir iki yıl önce falan Türkiye çapında kesilen bir elektrik kesintimiz var. Bu onunla ilgili midir mesela? Olabilir de olmayabilir de. Bilmiyorum ya, sadece çok soruyorum. Açıklanmadı. Muallak hala. Evet, muallak. Yani ama olabildiği bunun de söyleniyor. Bir şey olabilir. Evet. Yani böyle bir saldırı açığız en azından. Onu evet, biliyoruz. Açız. Çünkü her şeyin ucu artık bilişim sistemleri üzerine kuruluyor. Yani Endüstri 4.0'ın da gittiği nokta burası. Dolayısıyla siz Internet of Things dediğiniz nesnelerin interneti diyorsunuz. Evinize akıllı cihazlar alıyorsunuz. Herkesin evinde muhakkak vardır bir tane modem vardır. Muhakkak bir tane IP kamerası vardır. Yeni çocuğu olan herkesin evinde bir tane IP kamerası var. Öyle baştan itibaren takip ediyoruz. Öyle dolayısıyla yani aslında evinizin içerisine siz sürekli sizi takip edecek, sürekli sizi izleyecek bir ajanı konumlandırıyorsunuz. Benim yapmam gereken tek şey o kameraya erişmek. Ona erişim noktada zaten sizin artık tüm özel hayatınızı izliyor konumuna geliyorum. Dolayısıyla artık savaşlar buradan gidiyor.
Buna çözümü var mı teknolojinin? Yani teknolojik bir çözümü var mı? Sadece wifi'yi kapattın, 3G'ni kapattın çözülüyor mu yani? Sadece o mu? Üniversite 1'de şöyle bir hocamın açıklaması vardı. Teknoloji böyle gidiyorken açıklar da her zaman onunla paralel gider. Dolayısıyla siz ne kadar teknoloji geliştirirseniz açıklar da onunla beraber paralel gidecek. Bunu sadece en aza indirebilirsiniz. Yani olabilecek riskleri olabildiğince bertaraf edebilirsiniz. İşte kredi kartı dolandırıcılığı mesela bunun en basit örneğinden. Mesela online bankacılığı kapatabilirsiniz. Mail order'a kapatabilirsiniz. Onlarca, binlerce dosya var. Kredi kartı dolandırıcılığı ile ilgili. Dolayısıyla belki riskleri en aza indirmek açısından tedbir alınabilir. Ama her zaman %100 güvenlik. Başka mesela şey öneriniz var mı? Yani şu an mesela en önemli güvenliğimiz şu. Annemin kızlık soyadı. Birinci harfi, üçüncü harfi. Facebook'la o da gitti ortada. Evet. Öyle mi? Ha, o da bitti. Doğru. O da önemli. Hani TC numaramız var. Artık Mernis denilen projenin de içindeyiz ama o bile kurtarmıyor. Evet. Çünkü artık TC numaramızı öğrenmek çocuk oyuncağı. Bir yere kayıtlı bir şey yani çok rahat çıkabiliyor. O arada illa işte annemizin kızlık soyadının birinci ya da üçüncü harfi diye bir güvenlik önlemi çıkıveriyor karşımıza. Ya onun nereden çıktığını ben anlamış değilim aslında. Şöyle bir enteresan. Biz İspanyol olsaydık anne kızlık soyadı diye bir şey olmayacaktı. Çünkü İspanyollarda şöyle gelir. İlk isim kişinin kendi ismidir. İkincisi annesinin kızlık soy ismidir. Üçüncüsü de babasının soy ismidir. Hmm. Yani bu ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor farklı ama bize kızlık soy ismini nereden kim bulduysa türemiş? Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi Aykut Hoca'nın söylediği şey çok doğru aslında. Buyurun. Facebook'tan siz kişinin dayısına ulaşırsanız zaten kızlık soy ismini bulmuş oluyorsunuz. Çözüyorsunuz, evet. Doğru. Dolayısıyla en basit çözüm anne kızlık soyadınızı kimsenin bilmediği, sadece eşinizin veya kendinizin bildiği bir soy ismine değiştirmek. En basit çözümlerden biri bu. Bitcoin dediğiniz tüm dünyada artık kabul görmeye başlayan sanal para birimlerine sadece bir tanesi. Bunun gibi onlarca var. Ataman hocam çok güzel anlattı aslında. Şimdi siz sanal parayı kontrol edemezseniz, daha sonra kontrol edemeyiz, devasa bir güç haline size tekrardan karşınıza gelecek. Çünkü sanal paranın kullanıldığı legal ve illegal bir sürü yer var. Mesela legal yer, bunu kabul eden ülkeler, örnek veriyorum bir restoran, bir sanal para birimiyle oraya ödeme yapabiliyorsunuz. Sanal para birimiyle e-ticaret alışverişi yapabiliyorsunuz. Veya bunu illegal olarak da kullanabiliyorsunuz. Bugün Bitcoin dediğiniz sanal paranın 2011'deki değeri 7-8 dolarken bugünkü değeri 2800 dolar civarında. Devasa bir pazardan bahsediyoruz ve bu sanal paranın bu kadar kullanıldığı bir dönemde ülke olarak bizim de artık buna bir otorite, bunun altyapısını oluşturacak hukuki zemin ve benzeri ihtiyaçları karşılayacak aksiyonlar alıyor olmamız gerekiyor. Şimdi burada şu an bizde resmi değil, bir onu resmi anladık. Değil, evet. Bizde resmi değil ama meşru yolda yapan var mı? Bir şekilde bugün siz bir sanal para almak istiyorum derseniz alabilirsiniz. İnternette bir banka düşünün. Evet. Resmi olmayan ama internette geçerli olan bir banka ve o bankadan bunu alabilme imkanınız var şu anda. Peki. Ve etrafımdaki bir sürü insanın şu an çalıştığım şirkette de keza kredi sürekli sohbetinin veriyor, döndüğü de bir konu aslında. Kredi de veriyor değil mi? Evet, kredi de veriyor. Yer yer şey borç yapıyor, istiyorum borç deseniz Bitcoin mi vereyim, sanal mı vereyim diye soruyorlar artık size. Dolayısıyla bu tarafa doğru gitti. Şimdi bunun illegal kullanıldığı alanlar da var. Şimdi özellikle halkın en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de bu. Evet. Şimdi fidye yazılımları dediğimiz yazılımlar artık dünyayı kasıp kavuruyor. Mesela en çok ismini duyduğumuz işte CryptoLocker'lar var, WannaCry'lar var, Petya'lar var ve benzeri bir sürü yazılımlar var aslında bilgisayarlara bulaşan ve eminim şu ortamda bulunan herkesin en az bir tane yakını bir gün bilgisayarıma bir dosyaya tıkladım ve bilgisayarımdaki tüm dosyalar şifrelendi, ne yapmam gerekiyor demiştir. Doğru. Şimdi aslında bunun temelinde yatan ve kullanılan konulardan biri de bu sanal para. Şimdi bu dosya bir şekilde bilgisayarınıza bulaştığı zaman ve bilgisayarınızdaki dosyalar şifrelendiği noktada sizden karşı taraftaki hacker veya kötü niyetli kişilerin isteyeceği ilk şey şu kadarlık bir para istiyorum ve bunu sanal para üzerinden yolladı da diyebilir. Sizi yurt dışında bir bankaya ve herhangi bir ödeme kuruluşuna para transferine de zorlayabilir. Yemek yedim, param yoktu, onun hesabına gönder. Diyebilir. Evet. Yani. Mesela diyelim ki bugün bir dosyanız şifrelendi, bilgisayarınızdaki önemli dosyalar şifrelendi ve bunun karşılığında 1000 dolar para istediler fidye yazılımı. Siz 1000 doları yatırdığınız noktada bunu kötü niyetli kişiler 1000 dolarlık sanal paraya çeviriyorlar ve bu sanal parayı daha sonrasında aklayabiliyorlar. Hmm. Dolayısıyla bu sanal paranın aslında
iyi olduğu tarafı ve kötü olduğu tarafı da var aslında. Bunu terör amacıyla da kullanabilirsiniz. Bugün terörist eylemi yapacak kişiler artık telefonla, telgrafla ve benzeri yöntemlerle haberleşmiyorlar. Giriyorlar bir online savaş oyununun içerisine, silah alıyorlar, duvara mermiyle yazı yazıyorlar. Şimdi sizin bunu takip etmenizin mümkünatı yok. Oyun içerisinde birbirleriyle haberleşiyorlar. Dolayısıyla dünya bu tarafa gidiyorken bizim burada artık böyle susmamız çok doğru değil. Yani. Evet, bir aksiyon alıyor olmamız gerekiyor. Duracaksın adam gibi planlayacağım. Mesela çok güzel bir rakam vermek istiyorum. Bu özellikle fidye yazılımların ne kadar büyük, ne kadar zarar verici olduğunu anlatma açısından. Tüm dünyada 2015'te fidye yazılımlarına 325 milyon dolarlık bir fidye elde edilmiş. Yani bu işten para kazanan kötü niyetli hacker diyelim, kötü niyetli insanların kazandığı para 325 milyon dolar. Bir sene sonra 1 milyar dolara geliyor ve bu yıl tam tamına 5,5 milyar dolar seviyesine geliyor. Şimdi bu rakamlar çok yüksek. Bunu ben şöyle bir özetleme açısından şöyle bir örnek vermek istiyorum. Airbus uçağının en küçük modeli 318, 132 yolculuk bir uçak düşünün. Bedeli 75 milyon dolar. 2015 yılında bu fidye yazılımlarından elde edilen gelirlerden toplam 5 tane Airbus uçağı alabiliyordunuz. 2016 yılında 13 tane ve bu yıl 67 tane uçak alabiliyorsunuz. Düşünün ki buradaki pazar payı. Pazar payı. İnanılmaz. Dolayısıyla inanılmaz bir pazar var, inanılmaz bir sektör. Yani bilişim suçlarının artık bu noktaya doğru gittiği dünyada bizim de biraz daha farkındalığa sahip oluyor olmamız lazım. Özellikle bu yazılımların bulaşma sebeplerinin en başında mailde size gelen fatura ödemesi olabilir, bir kargo maili olabilir ve benzeri sizin ona ikna olmanıza sağlayacak bir platformla geliyor aslında. Ve bu yazılımların en temelinde yatan da bir örnek geçen haftalarda okumuşum bunu da. Joseph Popp 1989'da aslında ilk fidye yazılımını hayata geçiren kişi. Yaptığı şey şu, Joseph Popp dediğimiz arkadaş bir biyolog. AIDS konferansında, şimdi belki yeni jenerasyon arkadaşlar hatırlamaz ama benim jenerasyon ve benden daha büyük üstadlarım da burada. Onların hatırlayacağı disketlerin içerisine bir fidye yazılımını bilgisayardaki şifrelemeye olanak sağlayacak bir yazılım koyuyor. Ve AIDS konferansında 1989 yılında 20 bin tane dağıtıyor. Bilgisayarına bunu takan mağdurlar bilgisayarı şifrelendiğinde gördükleri ekranın karşısında şunu yazıyor. İşte ne yaparsanız yapın AIDS'in bir çözümü yok gibi bir mesaj. Ve 189 dolar karşılığında da Panama'daki bir postaneye telgrafla para yollanmasını talep ediyor. Aksi halde bilgisayardaki şifrenin açılmayacağını söylüyor. Aslında bu işin atası 1989 yılında Joseph Popp. Şimdi bunun arkasına baktığınızda yapılan sistem hala aynı. Hiçbir değişiklik yok. Hiçbir değişiklik. Bu sefer size bir kargo maili geliyor. Bu sefer size bir ödeme maili geliyor. Ve bir şekilde o dosyaya tıkladığınızda bilgisayarınızdaki tüm dosyalar şifreleniyor. Ve arka planda siz belli bir miktarda bir fidye ödeme zorunda kalıyorsunuz. Bunu neyle ödüyorsunuz? Panama'daki bir postaneye telgraf yollamıyorsunuz. İşte. Bu sefer sanal para yollamaya sanal başlıyorsunuz. Para. Evet. Dolayısıyla yurttaşı öneri var mı ya? Yurttaşı öneri şu. Öncelikle gelen her maile açıp bakmadan, açıp tıklamadan önce bir bakılması. Yani mailin nereden geldi? Doğru bir kaynaktan geldi mi? Bir operatörden geliyorsa gerçekten bir operatörden geldi mi, gelmedi mi? Aslında biraz farkında olması. Yani tıklayayım bakayım bana ne olacak demek çok risk, yanlış. Yani evet. Dönem olmayacak. Bir kere bir tıklayayım ne olacak dediğiniz noktada zaten olan oluyor. Anladım. Dolayısıyla burada bir farkındalık olması lazım. İkincisi de hukuki zemin şu anda bir açıklık var burada. Siz yurt dışındaki bir saldırgan tarafından eğer bir fidye yazılımına maruz kaldıysanız işte yurt dışına bu işi nasıl taşıyacağınız konusu şu anda bir muamma. Türkiye'deki yargı organlarına başvurduğunuzda hem Türkiye'deki yargı organlarındaki bu konuda yetkinliğin olmaması ve farkındalığın olmaması işin aslında belirli bir noktada durmasına sebep veriyor. O yüzden Melek Hanım dediği burada çok önemli. Çok önemli. Tek çatı ve kontrol. Tek bir çatı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ömer Bey son birkaç cümle var mı ekleyeceğiniz bu bölümde? Ya da çözüm odaklı. Şöyle şeyi aslında Levent Bey çok güzel özetledi ama şu çok önemli bir... Ekleyerek gidelim artık aynı şu çok önemli bir nokta. Çocuklara söz sahibi
olduklarını hissettiriyor olmak lazım. Hmm. Bazı okullar artık buna başladılar. Aykut Hocam da beni destekleyecektir büyük ihtimalle. Bazı okullarda artık öğrencilere işte bugün servise giderken hangi müziği dinlemek istersin yaz, biz onu sana çalacağız demeye başladılar. Dolayısıyla aslında bu bizim çocuklarımız açısından çok önem arz ediyor. Yani çünkü birey olduklarını hissettirmek. Evet, yani onların da artık bu hayatta söz sahibi olabildiğini hissettirebilirsek, yani ben sordum sen cevap ver çok doğru değil. Ben sordum sen yorumla ve cevap ver. Aslında doğru kelime burası. Bu aslında İngilizce eğitiminde de çok karşılaştığımız bir konu bence. Hani Türkiye'deki çoğunluğa bakarsanız anlıyorum ama konuşamıyorum kelimesi buradan geliyor aslında. Çünkü hoca sorar, siz kalıp cevap verirsiniz. Düşünüp cevap veremezsiniz. Çünkü size eğitim sistemi bunu getirmiştir. Aslında ben biraz bunları değiştiriyor olmakta fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Ömer Bey. USMER platformuyla gerçekleştirdiğimiz büyüteç programlarımızın yaklaşık 3 haftalık aradan sonra başlayan yeni kuşağını Endüstri 4.0 dedik ama aslında galiba hayatımızın da ta kendisini değerli konuklarımızın katkılarıyla konuşmaya çalıştık sevgili seyirciler. Her zaman olduğu gibi tamamlayalım. Sadece bugüne değil neler olacağını merak edenler için yayındayız. 17. yılda da görev başındayız. Hepinize iyi geceler diliyoruz.